Küçük hanım, uykunuzu aldınız mı? Ha? Aman seni görmek için 50 defa geldi ama uyanmak bilmedin. Ne yapsaydım? Akşam o kadar yorgundum ki... Bütün gece uyumuş kalmışım. Tamam, boş ver. Bak sana ne diyeceğim. Sizin davetiyeler geldi kapıda. Evin yarısı erkek tarafı, yarısı da kız tarafı oldu. Ama işin en güzel yanı ne biliyor musun? Tahmin et, büyük babam ve diğerleri hariç kim kız tarafında? Ha? Kim? Seccal. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Seccal resmen senden taraf oldu. Yani kız tarafından olacağım dedi ve... Ah Şorvari kızım, gelir misin lütfen? Geliyorum babaanne. Pekala, gidip bakalım kız tarafı ile erkek tarafı düğünle ilgili ne planlar yapıyor. Efendim babaanne. Bak şimdi, biz unumuzu kendi evimizde yaparız. O yüzden söylemek istedim. Çünkü senin gibi anne olmak üzere olan bir kadın için harika bir egzersiz. Ramlik karnımdayken ben de kendi unumuzu öğüttüm. Part kayınvalidenin karnındayken o da yaptı. Şimdi ise sıra sende. O yüzden söyleyeyim dedim. Olur tabii babaanne, neden olmasın, öyle değil mi Tene? Ha? Evet tabii. Harika. O halde hemen başla çocuğum. Teknik olarak bunu sadece Tene'nin yapması gerekiyor. İndu, işlerin geri kalanını halletmemiz lazım. Başla bakalım. Bu eski kafalı insanlar aklına eseni söylüyor. Sen söyle bakalım. Bu değirmeni böyle döndürmenin bebeğine faydası olacak. Çocuk da dönecek içeride. Bebek dönmeyecek ve bu egzersiz sayesinde doğumda hiç zorlanmayacaksın. Öyle mi? Duydun mu bebek? Annem baban daha sen doğmadan beni çalıştırıyor burada. Laf aramızda. Hayırdır, bugün çok neşelisin. Anlaşılan kolyeni kaybetmenin acısını atlatmışsın. Atlatmaya çalışıyorum ama mutlu olma sebebim başka. Neymiş? Söyle de biz de bilelim. Bizim bilmediğimiz herhangi bir şey mi var? Hayır, söyleyemem çünkü bu bir sır. Ama senin daha önce bahsettiğin bir başkasına iyilik yapmaktan kaynaklanan bir mutluluk bu. Anladın mı? O halde seni... Şu an hissettiğin mutluluk senin elmas kolyenden çok daha büyük. Kolye sorununu atlatmana sevindim Teni. Bunlara kafanı yorma. Hiçbir şey senin mutluluğundan önemli değil. Ne yapıyorsun bakalım köylü güzeli? Teni? Vize başvurusunu imzalaman gerekiyor canım. Vize mi? Önceki başvurun reddedildiği için bu sefer özel bir form getirdim sana işte. Ah tanrım, lütfen başvurum bu defa kabul edilsin. O uçağa oturup sağ salim Amerika'ya varmayı nasip et. Söz veriyorum, aç doyuracağım. Boş kağıt verin bana, boş kağıt. İyi de boş kağıdı ne yapacaksın peki? Sürekli karşıma imzalayacak bir şeyler çıkmadığı için imzamı unuttum. Boş kağıt istiyorum ki biraz alıştırma yapayım da formu yanlış imzalamayayım. Tamam mı canım? Aha, kalbim dışında... Bir şey çalmadıysan veya benden başkasının canını almadıysan herhangi bir terslik olmaz. Amanın demek istediği adli herhangi bir kaydın yok değil mi? Aa, hadi ama hırsız da değilim, katil de. Ne kaydım olacak ki benim? Tamam. Şaka yapıyorum. Hiçbir şey olmayacak. Gördün mü Fart? Sana bir gün Amerika'ya gideceğim demiştim. Amerika'ya gidiyorum hem de uçakla.
tanrım, sonunda hayallerim gerçek oluyor. Amerika'ya gidiyorum, Amerika'ya. Bu o işte. Sezel'in erkek arkadaşı, dün tanışmıştım. Öldürülmüş mü bu? Hem de dün gece. Bu nasıl olur? Teni? Evet. Neden gazeteye bakıp kaldın öyle? İyi misin? Söylesene Teni. İyiyim. Bakıp kalmadım. Yok canım. Sadece düşündüm de ne kadar saçma haberler var. Yok duvarı fareler kemirmiş bilmem ne. Ne kadar saçma. Doğru. Ama böyle şeyleri hiçbir zaman haber yapmazlar ki. Şuna bir bakayım. Böcek var. Böcek mi? Nerede? Burada değil. Odamda geziniyor ama hazır gazete bulmuşken gidip böceği öldüreyim ben. Böyle kocaman bir tane böcek vardı. Sizce de çok tuhaf davranmıyor mu? Evet yenge. Ben onu bu haliyle seviyorum. Sağ solu belli olmuyor. Kimse ne zaman ne yapacağını kestiremiyor. Tanrım, ne kadar şanssızım. Kolyeyi bulacağım diye Sezel yüzünden dün gece başıma gelmedik kalmadı. Gidip Sezel'e anlatmam lazım hemen. Hemen anlatmalıyım. Teni. Sabah sabah nereye böyle? Günaydın. Günaydın Barat enişte. Sana bir şey diyeceğim. Dün gece seni kurtardım, biliyor musun? Öyle mi? Bart odanın önüne geldi, kapını çalıyordu. Tam içeri girecekti ki ben onu lafa tutup yolladım, gerisin geri gitti. Teşekkür ederim. Baksana. Bugünün gazetesini gördün mü acaba? Her yere baktım ama bir türlü bulamadım. Babaannenin odası. Belki gazete oradadır. Babaannenin odası mı? Pekala, tamam, bir dakika. Bu ne acele böyle? Amanla, buluşmanız nasıl geçti söyle bakalım. İyi geçti. Güzel, eğlendiniz mi bari? Evet evet, çok eğlendik. Peki tamam. Böyle aniden kayboldu bu kız. Rüzgar gibi geçti resmen, birdenbire kayboldu. Sezel, Vikas ölmüş, bittim ben. Öldürmüşler. Ne diyorsun sen Teni? Vikas'ı mı öldürmüşler? Dün tanıştığım adam, dün gece öldürülmüş. Polis onu benim öldürdüğümü düşünecek. Ne zaman birine iyilik etmek istesem başım hep derde giriyor. Hayalim Amerika'ya gitmekti ama şimdi hapishaneye gideceğim. Öyle bir şey olmayacak Teni. Sen kötü bir şey yapmadın ki başın ne diye derde girsin. İyi de bunu sen ve ben biliyoruz. Polis bilmiyor ki. Bak burada cinayetin gece 00:45 ile 2 arasında işlendiği yazıyor. O saatlerde biz de oradaydık. Bittim ben. Biz de değil. Ben tek başıma oradaydım. Çünkü sen korkup gelmedin. Polis beni mahvedecek. Mahvoldum. Tanrım, neden hep böyle şeyler benim başıma geliyor? Hayatım daha başlamadan bitti. Ne yapacağım ben? Teni, demek ki bizden sonra biri gelip Vikas'ı öldürmüş. Bunun bizimle ilgisi yok. İyi de bunu polise kim anlatacak? Hele ki benim oradaki varlığımı ispatlayan herhangi bir delil bulunursa işte o zaman ben biterim Sezel. Bence benim tekrar oraya gitmem lazım ki delil bırakıp bırakmadığımı anlayayım. Teni, tek başına oraya nasıl gideceksin? Ben de geleyim seninle. Bart, şuna bak. Bulduğum tatlı bebek fotoğraflarını kesiyorum. Kocaman bir poster yapıp Teni'nin odasına asacağım ki bizim bebeğimiz de böyle olsun. Çok tatlı bir bebek olsun, öyle değil mi? Güzel fikir. Evet. Hem zaten... Bart, ne oldu? Hiçbir şey. Barat eniştem gazetenin nerede olduğunu sordu.
Ben de Tenide dedim. Ama ona sormuş, o da bende yok demiş. Neden öyle dedi acaba? Yine bir şey mi var? Af lütfen. Son 3 aydır o kadar saçma sapan şeyi yaptık ki akıl uslu oturuyormuş gibi şaşırma bu yaptıklarına. Hem belki de böceği öldüreceğim diye defalarca vurduysa gazete okunamaz hale gelmiştir. O da korkup yalan söylemiştir. Hadi bana yardım et de şu posteri bitirelim. Hangisi daha güzel bakalım? Bu. İşte Amerika biletlerin. Amerika'ya gidiyorum. Seni Amerika'ya gönderirim. Çocuk konusunda yardım edersen sana 1 milyon rupi veririm. El sıkışıp anlaşalım. Ailem üzerine yemin ederim ki çocuk konusunda yardım edeceğim size. İşlem artık tamamlandı. Bunlar vize için gereken belgeler. Jalpalam'ın arkadaşı götürecek seni. Kusura bakmayın efendim. Vize başvurunuz reddedildi. Ben olmadan Amerika'ya gidebilmeyi nasıl düşünebilirsiniz? Sanki ben izin verirmişim gibi. Teni'nin bu evde bizimle kalmasına karar verdim. Artık burada yaşayacak. Hakkında tek kelime duymak istemiyorum. Seni seviyorum Teni. Ve ömrümün her anını seninle beraber geçirmek istiyorum. Bu hayırlı vakit boşa gitmemeli. Aman ve Teni'nin düğünü için bir an önce iyi bir vakit bulmalıyız. Vize başvuru formunu imzalaman gerekiyor. Herhangi bir adli kaydın yok değil mi? Hırsız da değilim, katil de. Ne kaydım olacak ki benim? Vikas'ın öldürülmesi uykumu fena halde kaçırdı. Bu iş Amerika'ya gidişimi baltalamadan yarın sabah erkenden kalkıp her şeyi yoluna koymalıyım. Çünkü Amerika'ya mutlaka gitmeliyim. Ah. Bunu çok beğendim. Indu. Evet. Sen de bir baksana. Şuna bakabilir miyim? Büyük anne, beni mi çağırdın? Çağırdım tabii ya. Gel bakalım. Hangisi teni için daha uygun sen seç. Ben mi seçeceğim büyük anne? Evet oğlum, elbette. Gelinler damadın seçtiği güzel bir hediye alır. Tamam mı? Tamam. Şuna bakabilir miyim acaba? Jorvari kızım, takılara bakıyorduk ama sen hangisini beğenirsen onu seçeceğiz. Çünkü Teni senin kız kardeşin. Onun zevkini senden daha iyi kimse bilemez. Kesinlikle. Çünkü bu evde hem kız tarafı hem erkek tarafı olan tek kişi. Onun izninin olması şart. Böyle olması çok daha iyi olur hem. Neyse, Teni nerede? Sonuçta bunları o takacak değil mi? Bunları Teni'ye göstermeyeceğiz. Neden? Çünkü o zaman sürprizi kalmaz. Düğünde bazı şeylerin Teni'ye sürpriz olması gerek, öyle değil mi? Doğru. Hem zaten Şorvari burada. Onun için o seçecek. Neden olmasın, öyle değil mi? Sonuçta Teni onun kardeşi. Hem yakında evladının da teyzesi olacak, öyle değil mi? Ah canım. İyi misin? Vay canına. Ne kadar çok takı var değil mi? Evet. Tamam. Aman sen benimle gel 2 dakika, tamam mı? Bir işim var seninle. Bir saniye. Aman alıyorum 2 dakika. Alalım. Hadi bakalım, siz işinize bakın.
Ne oldu enişte? Ne olmadı ki? Hiç sormuyorsun. Sabah Calpa'yla kavga ettik. Yani? E'si gönlünü almam gerekiyor. Peki bunun benimle ne ilgisi var enişte? Anlamıyorum da bir türlü. Bak, senin aşırı derecede havalı biri olduğunu biliyorum dostum. Yakınlardaki bütün romantik restoranları da biliyorsundur bence. O yüzden geçen gece Teni'yi hangisine götürdüğünü soracaktım sana. Ben de Calpa'yı oraya götüreceğim, tamam, anlıyorsun beni. Bir saniye. Teni'yi restorana mı götürmüşüm? Ben mi? Öyle mi? Rol yapmana gerek yok. Ben her şeyi biliyorum. Sırdaşınızım ben çünkü. Geçen akşam Teni'yi odasından çıkarken gördüm. Bana her şeyi anlattı. Romantik bir akşam yemeği yiyeceğinizi söyledi. Hadi söyle, hangi restorana gittiniz anlat bana, merak ediyorum, hadi. Ahmedabad restoranı. Vay canına, ismi de çok güzelmiş. Ben de oraya Calpa'yı götüreceğim şimdi. Benimle hangi romantik akşam yemeğine çıkmış? Bunu kesinlikle Teni'ye sormam gerekiyor. Kim o? Kim o? Kim o derken? Benim işte. Neden suç işlemiş de yakalanmış gibi tuhaf davranıyorsun Teni? Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Niye iyi olmayayım ki? Senin aklın fikrin sürekli romantizmde tabii. Oo tanrım. Romantizm dedin de aklıma geldi işte. Geçen akşam romantik bir akşam yemeğine çıkmışız. Hem de gizli gizli. Bunu sana kim söyledi? Barat enişte söyledi. Ama neden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yok. Geçen akşam Teni'yi odasından çıkarken gördüm. Bana her şeyi anlattı. Romantik bir akşam yemeği yiyeceğinizi falan. Ama ben işin aslını senden öğrenmek istedim. Olamaz. Barat enişte başımı derde soktu. Sır saklama konusunda hiç iyi değilmiş meğerse. Bak şimdi, ben sana anlatayım. Şimdi şöyle. Biliyorsun Park ve Şorveri sürekli peşimde. Bebek bebek diye hiçbir yere gitmeme izin vermiyorlar. Nefes almama bile izin vermiyorlar. Ben de bir plan yaptım. Dışarı çıktım. Şöyle bir hava alayım dedim. Ki odadan çıkar çıkmaz Barat enişteyi gördüm. Ben de ona seninle yemeğe çıkacağımızı söyledim. İyiymiş. Ama yalandan yemeğe çıkabiliyorsak gerçekten de çıkabiliriz. Hadi bak ne diyeceğim. Birlikte bir şeyler yapmayalı günler oldu. Hem şu vize işini de hallederiz. Olur mu? Hadi gel. Olur tabii ama ben bugün pek iyi hissetmiyorum. Zor nefes alıyorum. Biraz huzursuzum. Şöyle sanki boğuluyor gibiyim aman. Hiç sorun değil. Boğuluyor gibi oluyorum dedin değil mi? O halde ben yanında kalayım. Nasıl yani? İşini gücünü bırakıp bütün gün benimle mi oturacaksın? Günü sabahtan planlamak çok iyi bir şey tabii. Ama özel bir planınız varsa bize de söyleyin. Yok hayır. Teni nefes almakta zorlanıyormuş da evdeyiz yani bugün. Bir yere çıkmayacağız. Ne? Teni sen hasta mısın? Bize neden söylemedin? Calpa'la mı arayayım? Yok hayır Part, o kadar da kötü değilim ben, iyiyim. Madem rahatsızlandın neden ayaktasın? Hadi dinlen biraz hadi. Ah iyiyim Şorvari, iyiyim ben. Teni gidelim. Seccal ve Teni, siz bir yere mi gidecektiniz ha? Ah, yalan söylemeyi sevmiyorum ama gitmem lazım. O yüzden yalan söyleyeceğim, mecburum. Tanrım sen beni affet. Kolyeyi unutup Seccal'le arkadaş olmam konusunda o kadar ısrar ettiniz. Şimdi bunu yapmaya çalışınca da sanki korkunç bir şey oluyormuş gibi davranıyorsunuz. Sizi bir türlü anlayamıyorum. Yok, ne iyi etmişsiniz. Yani birbirinizden pek hoşlanmazsınız ya siz, hani bir gecede ne oldu böyle? Ben bundan dolayı böyle söyledim size. Biraz şaşırdım da. Tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan çıkar? Ne önemi var ki Part? Sonuçta ikisi de aynı şey. Biz de arkadaş olduk mu olduk. Nasıl olduğumuzun ne önemi var ki şimdi ha? Tamam bu kadar yeter, biz gidiyoruz.
Bir saniye Teni. Bana nefes almakta zorlanıyorum. Hiçbir yere gidemem dedin. Ama şimdi Seçal'le dışarı mı çıkacaksın? Neden? Neden benimle değil? Çünkü seninle çıkmak istemedim. Bak işin aslı şu ki ben sana hediye almak istedim ve Seçal'le birlikte gider alırım dedim. Seçmeme yardım eder diye. İyi de Teni, Aman'a söylememek istemeni anlıyorum da en azından hiç değilse bize söyleseydin. Biz sana yardım ederdik. İkiniz de edebilirsiniz. Ama beni rahat bırakın lütfen. Tamam ama bak akşam olmadan dönün. Büyük babam bir şeyler ayarladı, tamam mı? He tamam. Polisi gördün mü? Affedersiniz bayım. Ne olmuş burada? Dün gece birini öldürmüşler. Peki kim öldürmüş? Delili var mı? Hayır, henüz hiçbir şey bulamadılar ama yakında bulurlar. Polis içeride kamera kayıtlarını izliyor. Öldüren her kimse kesin kameraya takılmıştır. Bittim ben. Evliliğim de, Amerika'ya gitme hayalim de yerle bir oldu. Hapsi boylayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.